ve bugün işten erken çıktım. Günlerden pazartesi, kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki de tekrardan bir açılış yaparız ama şimdi merdivenlerden hızlı bir şekilde iniyorum. Annemle buluşacağız. Daha sonra apartmanın, annemin evinin yıkılan, depremle ilgili yıkılan evin bir tapu işlevi var. O işlev için tapuya geçiyoruz şimdi. Onları halledeceğiz. Akşam yine beraber iftar yapacağız. Dedim ki kamerayı açayım, yine benimle olun. Tapudaki işlemler bitti. Şimdi tapudan çıktık. Sesim kesildi. İşlemimiz bitti. Annemle beraber çıktık. Kedi maması almaya gittim. Çocukların maması yoksa onları aldık. Hazır Bayraklı'ya gelmişken. Çünkü biz her şeyimizi Bayraklı'da hallediyoruz. Bayraklı'ya gittik. Geldik. Artık cümleyi kuramıyorum şu anda. Saat çünkü 6'ya geliyor. Mama aldım çocuklarıma. Terziye uğradım. Bakın bizim eski mahallemizdeyiz. Tam şu karşıda parmak olduğu yerde bizim evimiz vardı. Artık yok maalesef ki. Neyse terzim burada. Çünkü ben buradan başka hiçbir yerde hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Alışkın olduğumuz yerler olduğu için. Terziden pantolonumu aldım. Bir tane kargom gelmişti. Kargom yoktu. Kargomu aldım. Derken şimdi artık kamerayı açtım. Annemle birlikte şimdi Özkanlar Bornova tarafına doğru çıkacağız. Birkaç bir şeye bakacağız. Birkaç mağaza gezeceğiz. Almamız gerekenler var. Onları aldıktan sonra da birlikte iftar yapacağız. Bugün günlerden pazartesi. Hafta içi böyle aslında düşünüyorum da ara ara böyle vlog açabilirim. Ben böyle istiyorum bir gün boyunca hani zamanım olduğu sürece açayım ama bu sefer de içerik çıkmıyor. Hani video yükleme günlerim ve zamanlarım da azalıyor. Sadece hafta sonuyla olmuyor. O yüzden böyle tam bir günlük vlog şeklinde olsun istedim. Umarım böyle keyif alıp beğenmişsinizdir. İşte işten çıkıp, işten bir saat bile erken çıkmak o kadar çok şey yapıyor ki, zamandan tasarruf ettiriyor ki bizi yani. Bunu herkes anlasa keşke. Anam geldi. Ay kim acıyor? Anamın başı ağrıyor. Evet. Bugün bak 5 günden beri bugün ilk defa oruç çarptı. Neden çarptı? Yıkıldı. Evet. Şurasıydı işte şuraya başlar. Şunun tam arka tarafından da bizim öyle şeyler var ya, mandalin bahçesi vardı ya, oraya da işte dubleksleri çevirecekler. Bu bina şeyin mi? Yıkıldı işte, bitti. Bir daha ne yapacaklar? Burası köre olur ya anlaştı diyorlar ama şey. Hiçbir şey yok. Burası zaten yıkıldı. Evet. Burada bizim sıymış vardı. Onu ablaları oturuyordu. Baksana. Bomboş buralar. Hayır, ben hep burada fotoğraf çekiliyordum. Şu ağacın altında sabahları tamamen fotoğraf çekiliyordum. Benim seslerim kesiliyor. Bak ne güzelmiş. Pijama bakmaya geldik. Şimdi çıktık. Özkanlar'da dolaşıyoruz. Anamla. Şuradan karşıya geçelim bence. Anne, oradan Adem'e doğru böyle yürüyelim birazcık. Bak şurada şeyler falan da var. Pazar gibi kuruyorlar ya. Olması için yani güzel bence. Çok güzelmiş. Ben ince tişörtlerle falan oradaki yer isterse uzun giyer. Burada gelecek yer şimdi. Evet, şimdi Adem'deyiz. Şu takımdan baktık demecüğüme. Grisiyle. Şimdi Migros'a girdik. Yaban mersini aldık bir tane. Akşam sahurda yulafın üstüne falan güzel. Şurada iyi de Migros'a geziyoruz. Şundan aldım ya, zeytinli kekik, taze peynir, sürme. Bundan yiyeceğimi merak ediyordum. Pilimiz bitti, hani. Biz El Gözde'ye geldik. Bakın, annemin başı çok ağrıdığı için şimdi siparişlerimizi verdik. Kaan da arabayı park etmeye gitti, yemek yiyeceğiz hep beraber. İftar saatini bekliyoruz şu anda. Thank you.
Günaydın. Çıkarken sizi açamadım. Bugünkü giydiğim kombinim bu şekilde. Bakın. Saten pantolonu giydim. Üzerime şu kazağım ve çantamla ofise doğru gidiyoruz. Bugün günlerden salı, akşamı spor var. Hadi sarı yaylarını çıkar. Senin daha var canım. Bakın ben neredeyim. Merhabalar. Bugün Beril'in pilates günlüğündeyiz. Pilates yapacağız hep beraber. Canımı sokacak. Çok enerjik şimdi. Biz Sibel'le sürekli... Sizi bir gaz stüdyoyu gezdireyim mi? Ya şu ışığı yakayım ya, durun bir dakika. Şu ışığı yakmadan güzel durmuyor ortam. Ben de bu ışığı bu kadar sevmem. Ay durun bakayım. Ha, bugün günlerden salı dersindeyiz. Burası benim makinem. Bu da aslı. Fotoğraf çekiyoruz. Burada da. Önce şovumuzu yapalım aynen. Bir şey söyleyeceğim. Buraya herkes gelsin bence. Buradaki ekip çok deli. Ama içeriye sok. Son bir tekme. Çek bakayım. Çek çek çek. İçeri. İçeri. Tamam. İçeri. 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 Çilekeş hayat. Ve spordan çıkıldı. Saat şu anda 20.40. Daha orucumu yeni açtım. Allah kabul etsin. Aslı'nın yanında hurma varmış. Umarım beni görüyorsunuzdur. Şöyle çıkayım. Hurma attım bir tane ağzıma. Şimdi anneme yemeğe gidiyoruz. Oraya gidince de yine açarım size. Bir hafta içi rutinimiz böyle geçiyor işte arkadaşlar. Yoğun ama eğlenceli ve güzel. Karanlıkta beni görüyorsunuz umarım. Anneciğim şimdi yemekleri hazırlamış. Vallahi çok acıktım. Çok da acıkmadım aslında da susadım falan böyle. Bir gidip şöyle bir kendimize yiyelim. Güzel bir iftar sofrasında. Selamlar, selamlar. Bugün günlerden çarşamba. Kamerayı elime yeni alabiliyorum. Saat şu anda 7:20 geçiyor. Gözlerimi yorgunluğundan anlıyorsunuzdur ve acıktım. Kaan şimdi pide almaya gitti. Bakın bizim burada şöyle güzel bir, çok da tatlış bir fırın var. Böyle yanında açıklık, böyle bayağı yemyeşil. Pide alacak. Annemlere gidiyoruz. Dün akşam annemlere gittik. Yemek, iftarı orada yaptık. Oradan kamerayı alamadım elime. Çünkü Demet geldi. Sürpriz yapmış bize. Aslında ben ona sürpriz yaptığını biliyordum. O bana sürpriz yaptı, ben ona sürpriz yaptım. Öyle bir güzel bir şey oldu böyle. Heyecan oldu ama çok mutlu oldum. Valla o kadar özlemiştim ki onu. Ödün böyle konuşuyoruz ve bakıyorum böyle durup böyle ona. Çok mutlu oldum. O yüzden şimdi elimizden geldiği kadar Demet buradayken onunla bol bol zaman geçireceğiz. Bu akşam da oraya iftara gidiyoruz. Şimdi dedim ki kamerayı açayım. Enerjim bir tık bugün düştü. Ofis de bayağı yoğundu. Dün gece 1.30'a kadar edit yaptım. Bir önceki videolarımdan karavan kampı olan videomu izliyorsunuz şu anda. Onu editledim. Onu yüklerken saat gece tabii 1.30 oldu. 1.30'dan sonra da artık uyuyabilirsen. Sahur yap derken sabah iş. Valla hafta içinde böyle bir kamerayı ilk defa hafta içi elime aldım. Böyle hani size kesik kesik çekmeye çalışıyorum böyle güzel anıları, güzel böyle şeyleri. Umarım böyle beğeniyorsunuzdur. İçerik olarak böyle bir şeyler çıkıp umarım hoşunuza giden bir içerik oluyordur diye düşünüyorum. Hafta işimiz bizim böyle geçiyor. Bugün ne giydiğimi de birazdan size gösteririm. Her gün sahur menüsü. Sahur menüsünü fix gösterdim galiba size. Bu hafta sahur menülerini böyle güzel güzel göstereyim. Genelde sahurda omlet yapıyorum. Yanına krem peynir, bu kekikli zeytinli krem peynirden aldım, tadı çok güzelmiş. Denk gelirseniz marketten bence alın. Normal peynir, zeytin ve kahve. Kahvesiz bir sahur düşünemiyorum bile çünkü o kahve benim tüm gün enerjik tutuyor. O yüzden tavsiye ediyorum sahurda mutlaka kahve için yani arkadaşlar. Sahur menüleri bu şekilde. İftar menülerini de elinden geldiği kadar çektim herhalde. Bir dün çekemedim size. Şimdi gidince de çekerim. Muhtemelen lahmacun partisi vereceğiz, öyle planımız var. Arkada da Pavlova'dan güllaç aldık. Canım çok çekti çünkü. Annemler bugün yapacaklardı ama onlar da dışarıdalarmış, yapamamışlar. Dedim siz uğraşmayın, biz dedim alırız güllaçı. Öyle yani. Gidince zaten size yine çekerim. Seslerim kısıldı. Enerjim bitti. Bitti. Hadi. Yemekler yendi, mutfağı toparladık ve bakın güllaçsız Ramazan olur mu? Pavlova'dan aldık. Şöyle, biz şimdi
Çaylarımızı da hazırlayıp güzel bir çay içeceğiz. Lori kim? Bunlar ne? Ne bu patiler? Hadi gel, güllaç yiyelim seninle. Demet'ciğim, mum üflemeden olur mu ya? Hadi. İyi doğdun Demet. Hadi üfle. Ben şeyde üflerken mum söndü ya. Evet, mümkünse o kadar uzun yapma canım o işleri. Zeytin. İyi doğdun Demet. Demet'cime minik bir doğum günü sürprizi. Şimdi çaylarımızı koyuyoruz. Bakın. Çaylar. Sen giderim çok Allah demişsin. Günaydın. Selamlar yeniden. Merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Saatlerimiz şu an 7'ye doğru geliyor. Ben yine ofisten çıktım. Bu haftayı beraber geçiriyoruz resmen. Kısa kısa böyle özet özet sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Çıktım. Şimdi bir terzi işim var. Çok güzel bir ürün aldım kendime. Çok güzel bir şey aldım. Böyle blazer ceket tarzı bir şey ama kol kısmı geliyor. Kayık yaka geliyor. Ve bol geldi bayağı. Bir Faruk abiye götüreceğim terziye. O halleder diye düşünüyorum. O yüzden arabaya bindim. Şimdi terziye gidiyoruz. Oradan spora gidiyoruz. Oradan eve gideceğiz. Oruçluyum. Tabii ki de Allah kabul ederse ama bugün biraz zor geçti. İnanılmaz bir uyku yaptı. Böyle mayışıklık yaptı bende. Acıkmanın ötesinde bir şey yani. Kaan şimdi evde yemek hazırlıyor. Spora da ihmal etmek istemiyorum. Zaten spora başlıyoruz. 20 dakika sonra, 15-20 dakika sonra ezan okunuyor. Artık orada bir suyla bir tatlı bir şey atarım ağzıma dedim. Eve gidince de yemek yeriz. Sizi yine güncelleyip açarım zaten elinden geldiği kadar. Hadi hep birlikte bugün de terziye gidelim. Herkese selamlar. Eve geleli bayağı bir oldu. Saat 9 gibi eve geldim spor çıkışı. Ve iftarımı ancak 9'da açabildim. Böyle bir acıkmıştım. Bugünkü günün menüsünü göstereyim size. Nohutlu ve tavuklu bir bulgur pilavımız var. Kaan eve erken geldiği için bundan yapmış. Bir de şöyle arpa şehriyeli çorbamız var. Bunları yedik. Şöyle ben duştan çıktım. Saat şu 12'ye geliyor. Annemler bizdeydi. Beraber oturduk, yemek yedik. Güzel bir çay keyfi yaptık. Kamerayı elime alamadım çünkü çok yoruldum. Bugün böyle biraz çarptı gibi böyle borç. Sersem etti. Spordan sonra da eve geç gelmek biraz kötü etkiledi. Her neyse. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik falan. Ben de şimdi duştan çıktım. Bir bitki çayı yapacağım kendime. Böyle bir de sahur vaktine kadar değil de yatıncaya kadar 1-1,5 litre arası bir su içmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Suyumu içeyim, yeşil çayımı yapayım. Sonra pijamalarımı giyip direkt uyuyacağım. Yarın tekrardan, yarın değil sahurda ne yediğimi size tekrardan gösteririm. Hemen hemen aynı şeyleri yiyorum gerçi. Ya omlet yapıyorum, yanında işte peynir, zeytin, kahve, mutlaka kahvesiz asla olmaz. Ya da yulaf lapası yapıyorum kendime. O gün o anda canım ne çekerse yani ona göre bakıyorum ama kahve istisnasız içiyorum. Bu sahurda da ne yediğimi artık beraber bakarız. Sahurda görüşürüz o zaman. İyi geceler. Ve günaydın. Saat şu an 8. Biz çıkıyoruz. Altıma şöyle elbisemi giydim siyah. Üzerime şu sweat kazağımı giydim şöyle. Kolları bu şekilde delikle. Ve buradayız. Herkese selamlar. Cuma günü akşamından güllaçla şöyle bir tepsi güllaçla açıyoruz. Vallahi iftara yine zar zor yetiştiğimiz bir gün oldu bugün bizim. Ay kocaman bir tepsi güllaç yapmışlar Demet'le anne. Kahve sonra içeceğiz değil mi? İstiyorsan yapayım şimdi. Evet. Sonra içeriz. Kahve içelim mi? İçiyorduk. Sonra mı içelim? Sen de yapayım. Ben de bugün Türk kahvesini yapayım. Hadi yap içelim o zaman Türk kahvesi. Yapayım ben yapayım şimdi Türk kahvesi. Bugün günlerden cuma. İşten çıktım. Annemlere geldik hemen. Koştura koştura. Trafikten biraz geç geldik. Nerede uyuyor? Salonda. Aynen. Koltukta uyuyordu. Şimdi iftarımızı yaptık. Çay ve kahve keyfindeydik güllaçlarımızla beraber. Bu gece anneciğimlerdeyiz Demo ile beraber. Hep beraber takılacağız inşallah. Maşallah. Şurada sen beni getir.
İsmail mendili getir. Ay kahve taşısın. Olay mı? Islak mendili getir. Lan ne ıslak mendili? Şunu ver işte. Şurayı. Onu yıkayınca kadar kurumasın. Ay. Kahve yaparken dans edeceğiz diye. Ay demek ya. Tamam altını kapattıysa. Ay. Ben kapattım. Bir şey oldu. Nasıl kapatırım? Günaydın. Balkona mı çıkacaksınız? Leo? Zeytin doldu. Hadi bakalım dışarı. Öyle kapı koysalar da güvenlik şeyi oluşur, zafiyeti. Herkese yeni bir günden daha selamlar. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle saçım başım kusuna bakmayın artık. Hava biraz rüzgarlı. Kimleyiz? Bakın Demecim'le beraber. Çıktık şimdi. Dün akşam annemlerle kalmıştım. Biliyorsunuz en son sizi iftar sofrasına bıraktım. Tatlı falan yiyorduk. Gel burada inelim istiyorsan. Milka inekleri. Yokuş çıkmayalım bir daha. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Hazırlanacağız. Bir kahve içeceğiz biz de. Sonra çıkacağız. O yüzden dedim ki bu vlogun amacı artık şaşmasın. Burada kapatayım. Bir haftadır yani 5 günden beri birlikteydik. Benim nesiniz? Birlikte sahura kalktık. Sahur menülerini gösterdim size. Küçük de olsa pratik sahur menülerini gösterdim size. Birlikte iftar yaptık. İşe gittik geldik. Umarım beğeneceğiniz, keyifli izleyebileceğiniz bir vlog olmuştur diye düşünüyorum. Benimle birlikte 5 gün günlük bir vlogtu. Kendinize bir sonraki video kadar çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.